Herkese merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün ihmal ettiğimiz bölgeye, Libya'ya değinmek istiyorum. İhmal ettik dediysek, tabii ki ihmal etmeyenler var. O bölge malum 2011'den beri karmakarışık. Libya'yı yıkanlar, Libya'yı kaosun içerisine sürükleyenler, Libya'yı etki alanlarına bölenler elbette Trablus ve Bingazi hattında asla ve asla Libyalıları yalnız bırakmıyorlar. Hatta Libyalıların kendi kararlarıyla, kendi iradeleriyle ülkeyi bu keşmekeşten çıkaracak bir yol tutturmalarını, bir rota belirlemelerini de engelliyorlar. Son zamanlarda özellikle istihbarat şeflerinin Trablus'a yaptıkları çıkarmalar dikkat çekti. Bir tarafta Mısır, tabii Türkiye ile rekabet halinde Libya hamurunu yoğurmaya devam ediyor. Abbas Kamil, Mısır istihbarat şefi sürekli olarak temasta taraflarla görüşmeler yapıyor ve Kahire'nin yol haritasında yol almaya çalışıyor. Bir tarafta Hakan Fidan hem İstanbul'da hem Trablus'ta defalarca aktörlerle bir araya geldi. Niye bunu söylüyorum? Nereden çıktı bu istihbarat üzerinden Libya'yı okuma meselesi? Çünkü 12 Ocak'ta CIA direktörü William Burns, Trablus ve Bingazi'de rakip taraflarla bir araya geldi. Herkes tabii ki bu sıra dışı ve önceden duyurmamış ziyaretin nedenini merak etti. Hemen arkasından birkaç gün sonra Hakan Fidan Trablus'a gitti ve Türkiye'nin yakın mesai içerisinde olduğu aktörlere tabiri caizse biraz ayar çekti. İstihbarat şeflerinin ardı ardına düzenledikleri temaslar ne anlama geliyor? Birazcık bununla ilgili konuşmak istiyorum. Gazete Duvar'da da bugün yazdım. Dileyen oradaki yazıyı da tabii ki okuyabilir. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya dosyasına geri döndüğünü söyleyebiliriz. Malum 2012'de Amerikan Büyükelçisi Bingazi'de öldürülmüştü. Kim öldürmüştü? Amerikalıların, Katar ve Türkiye'nin de hakeza içinde olduğu aktörlerin silahlandırdığı İslamcı bir grup tarafından öldürülmüştü. Nedeni onlara dağıtan silahların toplanmasıydı, toplanmak istenmesiydi. Çünkü benzer bir müdahale süreci için düğmeye basılmıştı. Bu sefer adres Suriye'ydi. Oradan toplanan silahlar ve oradan toplanan milisler taşındı Suriye'ye ve Suriye'nin bugünkü tablosunda Libya'dan transfer edilen silahların ve milislerin önemli bir payı var. Şimdi o elçinin öldürmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Libya'yı biraz kendi haline bıraktı. Daha doğrusu ortaklarına bıraktı. Ortaklarından kastım hem Batılı ortakları hem de Türkiye. Tabii ki ortaklar Libya'yı kendi arzu ve isteklerine göre şekillendirirken ters düştüler ve nihayetinde Libya iki ordunun, iki hükümetin çok sayıda milis gücün elinde bölünmüş, kurumları da hakeza bölünmüş bir ülke haline geldi ve şimdi bir türlü toparlayamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Libya'da bir kez daha alarma geçmişti. O da şu nedenleydi. 2014'ten sonra Libya bu şekilde bölündüğünde Wagner, yani Rusya'nın özel savaş şirketi Hafter tarafında denkleme girmişti. Haliyle Rusya'nın eskiden de ilişki içerisinde olduğu Libya'daki etkisi artmış ve Amerikalılar NATO'nun güney kanadı Libya'dan Rusya tarafından tehdit ediliyor alarmına geçerek Türkiye'nin Trablus'ta Serraç hükümetini ve diğer güçleri korumasını sağlayan ve Trablus'un düşmesini önleyen askeri müdahalesine Amerikan desteği bu şekilde sağlanmıştı. Yani Rus etkisine karşı Türkiye üzerinden bir müdahaleye Amerikalılar ve özellikle de İngilizler bir şekilde destek vermişlerdi. Şimdi yeniden Libya dosyasına dönmesinin nedeni, birinci nedeni Ruslar. Çünkü Ukrayna'da Rusya'ya karşı
belli ölçüde vekalet savaşı diyebileceğimiz ya da hibrit savaş diyebileceğimiz bir savaş yürütülüyor. Ve bu savaşın uluslararası alanda yol açtığı, Amerika'yı da zorlayan bir takım gelişmeleri önlemek için Libya'yı başka bir yere koyduklarını anlıyoruz. Tabii ki petrol, doğalgaz kaynağı olarak Libya önemli. Amerikalılar OPEC artı da istediklerini alamadılar. Bu yüzden yakın markaj siyasetine geri döndüler. Bir tarafta Rusya'ya karşı ablukaların ya da yaptırımların tarafı olmayan Arap ülkelerini baskı altında tutmaya çalışıyor, Körfez'deki ortaklarını. Diğer taraftan da Libya, tabii önemli bir kaynak. Libya'yı da güven altına almak ya da Libya'daki sevkiyatı, akışı, istikrarı sağlamak için de böylesi bir siyaset, yeni bir girişim ihtiyacı duyuyor. Tabii Libya'da Wagner güçleri var ve Amerikalılar bu arada Wagner'i ulusal suç örgütü kapsamına almak istiyorlar. Tabii ki Halife Hafter'in Wagner'den gördüğü desteği ya da Wagner'le kurduğu ortaklığı da bitirmek istiyorlar. Burns Trablus'ta Dibeybe hükümetiyle görüştükten sonra Bengazi'de Hafter'le bir araya geldi ve Hafter'e Wagner'den kurtulması gerektiğini söylediği Libyalı kaynaklarca aktarılıyor. Çok enteresan bir denklem. Ancak burada demek ki bir petrol sevkiyatının güvenceye alınması ve bu konuda Dibeybe hükümetiyle Hafter'in işbirliği yapması, hatların ve limanların korunması Amerikalıların telkin ettiği bir mesele. İkincisi dediğim gibi Wagner. Ancak Wagner bulunduğu ülkelerde ki Kuzey Afrika'da ve Afrika'da başka ülkelerde de artık Wagner'in ya da Wagner üzerinden Rusya'nın askeri alana girdiğini görüyoruz. Buralarda çalışırken hidrokarbon ortaklığı ya da işletmeleri ya da liman işlerine ya da madencilik işlerine de girdiğini, bir anlamda nakit yerine bu şekilde ortaklıklar geliştirdiğini söyleyebiliriz. Haliyle Wagner'i bölgeden çıkarmak öyle sadece silahlı adamlarını kapı dışı etmekle olacak bir şey değil. Son derece çetrefilli bir dosyanın Amerikan önünde şekillendiğini söyleyebiliriz. Bir üçüncü mesele, yani CIA başkanının Libya çıkarması diyelim, bir başka noktaya işaret ediyor. O da malum Lockerbie davası Amerika açısından çok önemli. 190 Amerikan vatandaşı Panam uçağında ölmüştü ve bombayı koyan kişilerin Libya istihbaratı olduğu ya da onlarla bağlantılı olduğu yönünde bir dava devam ediyor. Amerikalılar daha fazla kişiyi ele geçirmek ya da bunların teslim edilmesini istiyor. O yüzden Dibeybe ile böyle bir pazarlıkta yaptığı söyleniyor. İstenen kişi önemli. Eski istihbarat şefi ve Kaddafi'nin de kayınbiraderi olan Senussi, Abdullah Senussi. Tabii Senussi'yi teslim etmek o kadar kolay değil. Geçen Aralık'ta bir başka isim, başka bir istihbaratçıyı teslim etmişlerdi. Ve bu çok gürültüye neden oldu. Niye gürültüye neden oluyor? Bir kere bu konu Libya'da hassasiyet arz ediyor. İki, Senussi kabilesi bu konuda hassas. Senussilerin hedef alındığı bir operasyon ve Amerikalılar bu konuda çok ısrarlılar. Abdullah Senussi'nin teslim edilmesi Libya içindeki dengeleri alt üst edebilir ve Senussi kabilesi Trablus'un suyunu, petrolünü kesebilir. Şimdi petrol güneydeki havzalardan geliyor ve boru hatları ya da vanalar tabii ki Hafter'in elinde ya da oradaki kabilelerin bir şekilde kontrol edebileceği ya da müdahale edebileceği böylesi kırılgan bir vaziyet arz ediyor. O yüzden o tarafta da böyle bir tehdit var. Şimdi Dibeybe bunu yapabilir mi? Bunu göze alabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ancak
tehditkar bir karşılık da bekleniyor. Mesela eski İçişleri Bakanı Salih Recep Dibeybe'yi çok sert bir şekilde uyardı. Dediği şu: Dibeybe Senussi'yi verirse biz de onun çocuklarını kaçırırız. Bu önemli bir tehdit ve Libya'da bunu yapabileceklerini de söyleyebiliriz. Libya öyle sıradan, alışık olduğumuz bir devlet değil. Yani aşiretler ve kabilelerin çok etkin olduğu, Kaddafi döneminde de hakeza çok etkin olduğu bir yapı var, kompleks bir yapı var. Ve bu yapıyı bir arada tutmak o kadar kolay değil. Zaten 2011'deki müdahaleden sonra Libya'nın her bir tarafının kendi başına gitmesinin nedenlerinden bu da birisi de işte bu karmaşık kabile yapısı. O yüzden Senussilere dokunmak önemli bir risktir ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını da anlıyoruz. Dibeybe Ebu Akila Muhammed Mesud'u teslim etmişti. Bunun Amerikan yargısının elinde olduğunu Aralık ayında açıklamışlardı. Bunun üzerine çok tartışma koptu. Dibeybe bunu neden yapıyor? Neden yapıyor? Çünkü zor durumda. Rakip bir hükümet var. Çünkü Dibeybe'nin görev süresi teknik olarak doldu. Seçime kadardı. Seçim yapılmadı geçen yıl. Aralık'ta yapılması gerekiyordu. Türkiye'nin desteğiyle bir şekilde kendini Trablus'ta güvende hissediyor. Rakip tarafta ise Temsilciler Meclisi'nin atamasıyla hükümet kurmuş olan ve Türkiye'nin de eskiden adamı sayılan Fethi Başaga var. Fethi Başaga elbette Amerikan tarafından da tanınmıyor. Türkiye, ABD ve İngiltere gibi aktörler Dibeybe ile çalışmaya devam ediyorlar. Dibeybe'nin hükümetini meşru hükümet olarak görüyorlar. Başaga bu anlamda biraz açığa düşmüş durumda. Ancak böylesi bir bölünmüşlük içerisinde tablo karışık ve Dibeybe Türkiye'nin desteğini almak için Türkiye'nin istediği, Ankara'nın istediği anlaşmalara imza atmakta tereddüt etmedi. Bir tarafta da Amerikan desteği için de istediği bir ismi teslim etti. İkinci isim dediğim gibi çok tehlike çanlarının çaldığı bir isim. Başka bir mesele daha var. Seyi Başkanı'nın Libya ziyaretiyle ilgili olarak akla gelen ve konuşulan o da Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam. Seyfülislam böyle sessiz sedasız çok fazla insanları ürkütmeden Libya'nın geleceğini oynuyor. Lider kendini Libya'nın liderliğine hazırlıyor. Tabii ki en önemli destekçisi Rusya. Amerikalılar bunun farkında oldukları için Seyfülislam'ın önünü kesmek için bir takım müdahalelerde bulunabilir ve bu ziyaretin de bununla ilgili olma ihtimali var. Yani bir şekilde Rusya ile Amerika'nın böyle nüfus savaşının şekillendiği yerlerden birisi de Libya ve sadece Libya ile sınırlı değil tabii. Yani az önce sözünü ettiğim gibi Orta Afrika Cumhuriyeti dahil birçok yerde artık Rusya'nın artan etkisi var. Bu etkiye karşı Amerikalılar Ukrayna Savaşı'nı da önemli bir şekilde zemin olarak kullanıp bu savaşı sürdürmek istiyorlar. Rusya'yla yürüttükleri bu savaşı. Petrol arzı konusunda da Dibeybe'nin Burns'e söz verdiği iddia ediliyor. Şu anda 1,2 milyon varil günlük üretimi var Libya'nın. Bunu 3 milyon varile çıkarabileceklerini söylemişler. Fakat bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Sonuçta Libya şu anki koşullarda çok yatırım yapılabilen bir yer değil. Çünkü dediğim gibi Van'a bir tarafta, liman başka bir tarafta. Petrol gelirleri başka bir tarafın kontrolünde. Böyle enteresan bir sistem var. O yüzden de hani bu vaatler ne kadar tutulabilir, bundan emin değilim. Şimdi böylesi bir ziyaret önemli. Yani Burns'ın Libya'da taraflarla görüşmesi çok boyutlu. Elbette beylik laflar da var. Yani
seçimlere gidilmesi, ülkenin kurumlarının birleştirilmesi vesaire, bütün bunları söyleyip duruyorlar. Ama bu bölünmüşlüğün müsebbipleri bunu söylüyor. Bir de bunu not etmek lazım. Yani NATO müdahalesi Libya'yı bu hale getirdi. Amerikalılar yıktılar ve bir kenara çekildiler. Fransızlar ilk atışa attı. Sonra Türkiye hemen arkasından bu müdahalede İzmir'in ana karargah olarak NATO müdahalesinde kullanılmasına izin verdi. Halbuki Erdoğan NATO'nun Libya'da ne işi var diye çıkışmıştı. 24 saat sürmedi bu çıkışının etkisi ve U dönüşü yapmıştı. Şimdi bu aktörler sanki bu geçmişte bu Libya'ya yaptıkları müdahaleden kendileri sorumlu değilmiş gibi ya da kendileri bunu yapmamış gibi Libya'ya ahkam kesiyorlar. Seçimlere gidilmeli, fakat seçimleri bloke eden kim? İşte buraya sıra gelince de hepsi susuyor. Türkiye nerede devreye girdi? İşte bu ziyaretten hemen sonra, birkaç gün sonra Hakan Fidan gitti, siyasi bir lider gibi Dibey Bey ile görüştü. Sonra Halit Mişri ile görüştü. Bu Devlet Yüksek Konseyi Başkanı. Ömrü bitmiş bir eski meclis, danışma kurulu gibi işlev görüyor. Ama buradaki bölünmüşlüğün bir tarafında bu konsey var, diğer tarafında 2014'te seçilmiş Temsilciler Meclisi var. Temsilciler Meclisi'nin Bingazi'de açılmasına izin vermedikleri için İslamcı milisler, onlar da Doğu tarafında gidip açmışlardı meclisi. Böylece iki tane meclis ortaya çıkmıştı. Bu iki meclisin yakası bir araya asla gelemiyor. Mısır çok uğraşıyor. Almanya öncülüğünde iki konferans düzenlendi Berlin'de. Bu iki konferansta da yol alınamadı vesaire. Bir seçim yasası çıkaramıyorlar. Seçime kim girecek bu konuda uzlaşamıyorlar. Askerler girebilir mi? Çifte vatandaşlar girebilir mi? Gibi böyle açmazlar var. Çünkü herkes birbirini ekarte etmenin derdinde. İşte Halife Hafter'i asla ve asla seçimde görmek istemeyenler işte yeni seçim yasasını ona göre ayarlamak istiyor. Diğerleri buna direniyor. Ve anlaşamıyorlar bir türlü. Neyse, Halit Mişri tabii ki Hakan Fidan bunlarla görüştü. Dibeybe'ye desteğini teyit etti. Dibeybe'nin sadakatini teyit etti. Halit Mişri ile niye görüştü? Çünkü Halit Mişri son zamanlarda, ayrıca Müslüman Kardeşler'in uzantısı olduğunu da burada not edelim. Son zamanlarda Müslüman Kardeşler bağlantılı olmasına rağmen Mısır'daki çözüm sürecine ortak olmaya başlamıştı. Tabii ki Ankara hemen kaşları çattı. Yani Mişri ne yapıyor şeklinde. Mişri 5 Ocak'ta Kahire'deydi. Hafter de oradaydı. Akile Salih Temsil Meclisi Başkanı, o da oradaydı. Bir uzlaşma zemini oluştu diye haberler geldi. Fakat kısa sürede bu zeminin çok da uzlaşmış bir zemin izlenimi vermediğini anladık. Şimdi Mışri'ye hani bir şekilde hani ne yapıyorsun, iyi misin diye halatı sorduklarını düşünüyorum. O da Türkiye ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Bunlar dediğim gibi beylik laflar, vitrine oynayan laflar ama perde arkasında aslında ittifak ilişkilerinin çok hızlıca değiştiğini söyleyebiliriz. Türkiye ile yakın mesaisi olan Müslüman Kardeşler bile, Erdoğan'ın yakın dostları bile seçeneklerini değerlendirirken başka taraflarla da çalışabiliyorlar. Fethi Başag'a bunların başında geliyor. Fethi Başag'a da aslında geçmişte Müslüman Kardeşler'le bağlantılı bir isimdi. İçişleri Bakanı iken Trablus'taki o kuşatma sırasında Türkiye ile çok yakın çalışmıştı. Ama o da daha sonra Fransızlarla, Mısır'la ve başka aktörlerle yakın mesai içerisinde kendi oyununu oynadı. O yüzden bu ittifak ilişkileri böyle sabun üzerinde kayan bir portreye sahip. Bunun dışında tabii ki herkesle böyle tek tek görüştükten sonra bir de toplu bir fotoğraf verdi Hakan Fidan. Bu da enteresandı. Böyle dörtlü bir dikdörtgen şeklinde toplantı görüntüsü. Koltuklara gömülmüşler. Hakan Fidan kahkaha atıyor. Toplantıya katılanlardan bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Kabir. Şimdi onun ne işi var orada? Çünkü paranın patronu o.
Türkiye ile bir takım önemli, gizli ve şüphe çeken bir takım para operasyonlarında arkasındaki isim. O yüzden herkes varken o da orada olacak. Tabii ki Türk güçlerinin komutanı vesaire hepsi o toplantıdaydı. Bu toplantıya bakanlar Türkiye'de Binali Yıldırım'ın oğlunun işte komutan ve valiyle görüntülerini de belki kafalarında canlandırmışlardır. Ama Hakan Fidan bir şekilde burada patron gibi davranıyor ve aslında ayar veriyor Libyalı aktörlere. Onlar da Türkiye'nin desteğinden memnunlar. Sonuçta Türkiye'nin desteğiyle Hafter ve diğer doğudaki rakip güçlere karşı, hatta batıda da rakipleri var. Yani hatta düne kadar Trablus savunmasında birlikte oldukları gruplar arasında da artık ciddi rekabet ve kavgalar var ki bu olaylar, bu temaslar yaşanırken Trablus'ta ciddi çatışmalar da yaşandı. Ortakların savaşı diyelim, ortakların rant kavgası diyelim vesaire. O yüzden herkes bir başka güce, ki Türkiye sahada askeri de olan bir güç, sırtını yaslayarak kendi rant alanında, kendi siyaset alanında varlığını sürdürmeye çalışıyor. Libya şu anda Türkiye ile Mısır arasında, tabii ki bir tarafta da Rusya var, bölüşüm kavgası ya da nüfus kavgasına sahne oluyor. Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı da Trablus'taydı. O da yerinde bir tespit yaptı. Mısır ve Türkiye'nin uzlaşması halinde Libya'nın düzlüğe çıkabileceğini söyledi. Seçimin gerçekleştirebileceğini söyledi. Demek ki uzlaşmazlık bunu kilitleyen bir faktör ve bu faktör aynı zamanda bir sorumluluk, aynı zamanda bir nedensellik ilişkisi kurulmasının da sebebidir. O yüzden buradaki sorumluluğu özellikle vurgulamak lazım. Yani Libya çözümsüzlüğü kendi halinde bir çözümsüzlük değil. Libya kaosu kendi halinde bir kaos değil. Libya'yı bu hale getiren aktörlerin kendi çıkar savaşlarının ve nüfus kavgalarının da sonucu bir, ben sıklıkla yazılarımda vurguluyorum. Libya masada, ameliyat masasında bırakılmış bir hasta gibi. Herkes dilediği gibi hançeri sallıyor. Evet, özetlemeye çalıştım, anlatmaya çalıştım Libya'nın bu karma karışık halini. Dediğim gibi ülke ciddi anlamda bölünmüş durumda. İki parlamento, iki hükümet şu anda. Ondan sonra şehirler içerisinde kurumları paylaşmış milis güçleri ve kurumlar, ana büyük kurum, egemen kurumlar, Merkez Bankası, petrol şirketi gibi. Bütün bu kurumlar bölünmüş vaziyette. Böylesi bir rant çarkı içerisinde belli kesimleri, belli kişileri memnun ediyor. Ama Libya'yı bir türlü eski haline, ülke haline, yekpare bir devlet haline tekrar döndüremiyor. Bu karmaşık tablo, vaziyet bu kadar ağırdır. Bana eşlik eden, katılan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.